Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videoda limit x 0'a giderken sin x bölü x neden 1'e eşit onu ispatlayacağız. Hemen bir birim çember grafiğe bakacak olursak, bakın burada 3 tane alanımız var. Bu küçük versiyonu şurada biraz daha büyük çizdim. Bir tane üçgenimiz var. Ondan daha büyük bir dilimimiz var. Ondan daha büyük bir tane de büyük üçgenimiz var. Bakın en büyük üçgen şu tanjant çizgime değiyor. Yani onun kenarı tanjant teta olur. Teta açım var. Burası kosinüs teta, dik yerim sinüs teta olmak üzere. Burada bakın arkadaşlar bu alan bundan küçüktür. Şu dilim de diğerinden küçüktür değil mi? Küçük eşittir diyebiliriz. Çünkü çok küçük değerlere gittiğinizde bunların ikisi birbirine eşit gibi olacaktır. Çok küçük, teta açısı çok küçük olduğunu düşünün. Bunların arasında bir fark olmayacaktır. O halde küçük eşittir yazabilirim. Şimdi bu ilk küçük üçgenimin alanına bakıyorum. Ne? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani sin teta cos teta bölü 2. Küçük eşittir. Burada neyim var arkadaşlar? Dairemin toplamının alanı, yani pi re kare, ama pi re kareden ne kadarlık kısmı almışım? Bu dilimim ne kadar almış? Teta bölü 2 pi değil mi? Teta bölü 2 pi. O halde pi'ler birbirini götürecektir. Bakın pi'ler birbirini götürecektir. Geriye ne kadar arkadaşlar? R kare teta bölü 2. Sonra en büyük alanıma bakıyorum. Bakın şuradaki en büyük üçgenime bakıyorum. Burası da bakın şu tamamen şuradan şuraya gelen ifade 1 olacağından, bakın tam buradan buraya olan kenarım şöyle yapacak olursam bunun uzunluğu 1 olacaktır. O halde 1 ile tabanım 1, yüksekliğim tan teta. O halde tan teta bölü 2 bu en büyük üçgenimin alanı olacaktır. Sonra bu hepsini 2 ile çarpıyorum. Şu 2'ler gidiyor. Evet. Bu tan teta'yı da sin teta bölü cos teta olarak yazabilirim. Sin teta bölü cos teta. Evet. Sonra her tarafı sin teta'ya bölecek olursam. Bakın şurayı sin teta'ya böldüm. Burayı sin teta'ya böldüm. Burayı sin teta'ya böldüm. Şimdi böyle bir yani her tarafı sin teta'ya bölmem bir şey değiştirir mi? Hayır, değiştirmez. O halde sin teta'ya bölebilirim. Her tarafı sin teta'ya böldüğümde bakın şurası bu bunu götürecektir. Buradaki sin teta bu sin teta'yı götürecektir. Geriye böyle bir ifadem kaldı. Burada neyim var? Birim var arkadaşlar. Şimdi her tarafın limitini alacağım. Bakın her tarafın limitini alacağım. Şuraya diyorum ki limit. Tetam sıfıra giderken. Kosinüs teta. Bu neye eşittir arkadaşlar? Kosinüs teta'nın limitini alırsam 1'e eşittir. Sıfırı direkt yerine koyarsınız. Kosinüs 0 1'e eşit olacaktır. 1 küçük eşittir. Şimdi buranın limitini alıyorum. Bakınız. Buranın limiti r kare. R kareyi dışarı alırsam. R neydi zaten arkadaşlar? Birim çember olduğu için 1'in karesiydi. O halde 1'in karesi olduğu için bunu da siliyorum. 1'in karesi 1'dir ve hiç etki yapmaz. Burada teta bölü sin tetam var. O halde burada bir limit ifademi yazıyorum. Limit teta 0'a giderken. Teta bölü sin teta. Küçük eşittir. 1 bölü cos teta. Bu da yine limit. Limiti hiç yazmama bile gerek yok arkadaşlar. Teta yerine 0 koyun. Burada teta 0'a giderken kosinüs 1'e eşit olacaktır. Kosinüs 0 1'e eşit olacaktır. 1 bölü 1. Yani burada da birim var. Arkadaşlar şu ortadaki ifade. Onu iki tane bir arasında sıkıştırdım. Buna zaten sandviç teorimi diyorlar. Sandviç gibi sıkıştırdım. Bu teta bölü sin teta'yı 1 ve 1'in arasına aldım. 1 ve 1'in arasında hangi sayı vardır? 1 vardır arkadaşlar. Bir sayı 1'den küçük eşit. Herhangi bir x dersen buraya küçük eşittir 1. 1'den başka bir sayı olamaz. 1'e eşittir. Sandviç teoremiyle bu ifademi ispatladım. Peki ama ben bunun sin x bölü x olmasını istiyorum. Ya da bunu da istiyorum. Bunu ispatladım önce. Bunu ezberleyin arkadaşlar. Teta bölü sin teta 1'e eşit. Ama bir de ben bunun tersini istiyorum. Hiç sıkıntı yok. Her tarafı üzeri eksi 1 alırsam burası 1 bölü 1'di. Ters çevirdim. T
Ters çevirdim burayı. 1 bölü 1, 1 bölü 1. Burayı ters çevirdim arkadaşlar. Hiçbir şey değişmeyecektir. Sin teta bölü teta. Teta sıfıra giderken yine 1'e eşit olacaktır. O halde şuradaki ifademin ispatını bu şekilde yapmış olurum.